Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Şu anda Edirne'de eski caminin içerisindeyiz. Burası Üç Padişah Camii'dir. Fetret döneminde önce Emir Süleyman yaptırmaya başladı, temelini attı. Kardeşi Musa Çelebi devam ettirdi ve yine kardeşleri Çelebi Mehmet de bu camiyi tamamladı. Edirne'nin ilk muazzam eseridir, Ulu Camii'dir, Cami-i Kebir'dir. Fakat Selçuklu Ulu Camii'lerinden daha farklı bir tarzda inşa edilmiştir. Kubbeli fakat çok daha aydınlık. Fil ayakları daha az. Üç Padişah Camii ve ilklerin de yine pek çok yaşanmış olduğu bir cami burası. Mesela şöyle Edirne'de şöyle bir söz vardır. Eski caminin yazısı, üç şerefelinin kapısı, Selimiye'nin yapısı. Eski cami dediğimizde yazıları gerçekten muazzam hattı, o güzel hatlarla yazıları karşımıza çıkmaktadır ve insanı hayran bırakmaktadır. Çelebi Mehmet Han cami tamamlandığında burayı bir Allah adamının yazıları güzelce hattıyla, güzel bir hatla yazmasını istedi. O bunu söyleyince Edirne'de eskici dede diye meşhur bir zat ben yazarım dedi. Halbuki o güne kadar belki de eline fırçayı almamıştı. Bir büyük kazanı getirdiler. Fırçayı daldırıyor, yazıyor ama bu muazzam yazılar ortaya çıkıyordu. Yazdı, gözlerinin feri gitti. Bu tarihten sonra boyacı namı dede namı ile anıldı ama artık gözleri görmüyordu. O belki de bu yazıları gördükten sonra bana göz gerekmez demişti. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Bir diğer yönüyle cami ünlü büyük mutasavvıf Hacı Bayramı Veli'nin Edirnelilere sohbet ettiği bir yerdir. Malumunuz 2. Murat Han'a Hacı Bayramı Veli'yi tenkit etmişlerdi, kötülemişlerdi. Sanki ayaklanacak diye anlatmışlardı. 2. Murat Han da onu Edirne'ye getirtti. İyi ki de getirtti. Burada Edirnelilere çok sohbetler etti. Onun makamına bir daha kimse çıkmadı, bir daha kimse oturmadı. O günden bugüne Hacı Bayramı Veli'ye hürmeten o makam boş durmaktadır. Burada Edirnelilere sohbet etti ama burada kalmadı. Yeniden Ankara'ya döndü. Kabe-i Şerif'ten burada taş bulunmaktadır. Burada yapılan duaların kabul edildiği bir mekan olarak anılmaktadır. Edirne'de duaların kabul edildiği dört noktadan birisidir. Çok da güzel hatlar var. Geçerken mutlaka gezerken okumanızı isterim. Ya Settarul Uyub, Üstürü Uyubena, Ya Gaffaruz Zunub, İfir Zunubena. Ey günahları setreden Allah'ım, günahlarımızı setreyle. Ey günahları bağışlayan Allah'ım, günahlarımızı bağışla. Evet, camide gezerken dua ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz, huzur duyuyorsunuz. Hızır Aleyhisselam'ın da çok geldiği ve namaz kıldığı bir makam olarak anlatılır. Cenab-ı Hak o üç padişahımızdan razı olsun. Onların, Hacı Bayramı Veli'nin, velilerin, burada görev yapanların, hizmet edenlerin şefaatlerine nail eylesin diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Edirne'ye muazzam eserler kazandırmış Fatih Sultan Mehmet'in babası ki Hayrat Babası diye ünlüdür. 2. Murat Han'ın yaptırmış olduğu en muazzam bir eserin içerisindeyiz. Burası Üç Şerefeli Cami. 2. Murat Han ayrıca bir de muazzam Muradiye Külliyesi'ni Edirne için yaptırdı. Üç Şerefeli Cami Osmanlı mimari eserlerinin belki de klasik üsluba yaklaşan en muazzam bir eseri. Enine boyu, enine uzayan bir yapıyla içeri girdiğimizde karşılaşmaktayız. Ki burası daha sonra dikdörtgen, geniş Mimar Sinan'ın büyük o geniş Osmanlı eserlerinin bir başlangıcını teşkil edecektir. İkincisi Revaklı Avlu'nun ilk defa yapılmış olduğu camidir bu Üç Şerefeli Cami. Minareleri
muazzamdır, üç şerefelidir ve her şerefiye ayrı yollardan çıkılır. İlk defa bu camide kurgulanmıştır. Keza Mimar Sinan bunu Selimiye Camii'nde gerçekleştirecek, tekrarlayacak. Ancak bu defa çok daha estetik, çok daha buradakilerin kalın yapısına rağmen ince ve güzel bir minare manzumesi ortaya çıkacaktır. Bir diğer rivayet ise şudur. İkinci Murat Han burayı yaptırdığı zaman açılış günü üç meleğin kapıda oturduğunu gördü. İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ve hemen giriş kapısına onlar adına üç tane sütun yaptırdı. Evet, bu da bir rivayet ama çok güzel bir rivayet değil mi sevgili dostlar? Meleklerin, peygamberlerinin ziyaret ettiği, açılışına geldiği bir cami. Bu rivayet günümüze kadar geldi ve yaşadı. Sütunlar da onları temsilen yine orada duruyor. Caminin çok önemli bir noktası da kubbesidir. Kubbede bütün Türk motiflerini hemen hemen görmekteyiz ve muazzam bir dizayn içerisinde. Bir Türk motifi kaybolsa üç şerefeli caminin kubbesinde bulunur diye meşhur olmuştur. Bir diğer yönü ise o muazzam kapısıdır. Caminin tavanına kadar yükselen muazzam kapısı, eski caminin yazısı, Selimiye'nin yapısı ama üç şerefelinin de kapısı sözünü Edirne için söylenmesine yol açmıştır. Her birini rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine kavuştursun diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Selimiye derler, Edirne derler, tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Minarelerden en güzel ezanlar, dallardan güvercin hu husu gelir. Ayşe kadına gül ve yıldırıma üç şerefelinin kumrusu gelir. Şu Selimiye'dir, şu Muradiye, çinilerden sümbül kokusu gelir. Vezirlerin iki tuğlusu gider, ardından yedi tuğlusu gelir. Şurada abdest alır hüdavendigar, yerden suyu gökten havlusu gelir. Taşları kararmış bir yol ucunda, üç şerefelinin kapısı gelir. Şu yana dönersen eski caminin, kesilmiş, biçilmiş avlusu gelir. Üç adım atınca daha ileri bir serin kubbenin kuytusu gelir. Dünyanın en güzel minareleri ve kubbelerin en ulusu gelir. Türk'ün Trakya'da tapusu gelir. Mescidinde bir teravih kılmaya denizler ardından yolcusu gelir. Bilsen ki bağrında kanar bir yara, yarasını sarmak arzusu gelir. Mahya olmak için Sultan Selim'e göklerden yıldızlar ordusu gelir. Türk'ün Trakya'da tapusu gelir. Evet, Arif Nihat Asya belki de Selimiye Camii'nin önünde bu muazzam şiirini yazdı ve oradan dünyanın en güzel dekorunu tasvir etti. Dünyanın gerçekten en muazzam dekoru Edirne'de Selimiye Eski cami, üç şerefeli Muradiye, muazzam bir eser. Cenab-ı Hak bu eserleri kazandıranlardan razı olsun. Bizlere de kıymetini bilenlerden eylesin diyorum. Var olun diyorum sevgili dostlar.